Bugün beni biraz daha yakından tanımak için İstanbul'dasınız. Hepimizin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda önceliklerim var. Benim önceliğim her zaman ailem olmuştur. Ben her zaman çok çalışıyorum, çok yoruluyorum, acı çekiyorum ama elimden gelenin her zaman en iyisini yapıyorum. Zafere giden yolda çekilen acı kutsaldır. Yolun sonu aydınlık, bunu da biliyorum. Peki ama ben kim miyim? Merhaba, ben Serap Özçelik Arapoğlu. 31 yaşındayım. 9 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. 2 yıldır Hacı Ali Paşa Ortaokulu'ndayım. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Ne yazık ki milli takım ve antrenmanlardan dolayı öğretmenlik mesleğimi hakkıyla icra edemiyorum. Aktif spor yaşantım sona erdiği zaman öğretmenlik mesleğimi hakkıyla yapacağıma eminim. Ama en çok kimi özlüyorsun diye soracak olursanız, İSO'm yani eşim ve ailem. Onlar her zaman benim önceliğimdir. İSO ile biz 2005 senesinde tanıştık. Çok iyi arkadaştık. Çok iyi gol attım yalnız. Beni takdir etmelisin. Serap'la tanışmamız 2005 yılında mil takımda başladı. Tanıştıktan sonra 3 yıl çok sevimli bir arkadaşla devam ettikten sonra araya bir küslük girdi, bir dargınlık girdi. Ve 4 yıl Serap'la konuşmadık. 4 yılın sonunda işte araya arkadaşlarımız girdi, abilerimiz girdi. Bizi bir şekilde barıştırdılar. Serap'la 2012 yılında sevgili olmaya karar verdik. 4 yıllık bir flört dönemini yaşadık Serap'la birlikte. Ve bu 4 yılın sonunda evlendik. Vur! Gerçekten çok dürüst, samimi, kesinlikle ve kesinlikle arkadan iş çevirmez. Yani doğruyu da insan yüzüne söyler, yanlışı da der ki evet ben hatalıyım, özür dilerim der. Kendimden çok ona güveniyorum yani. Serap'ın karakteri çok sağlam, güçlü. Pes etmeyi sevmeyen, inatçı bir tavrı da var zaten. Sayamadığım birçok daha özelliği var. O yüzden ben Serap'la evlendiğim için çok mutluyum. Gururluyum böyle bir eşe sahip olduğum için. Serap benim hayatıma şans getirdi. Bana hayattaki şansım demesi beni çok mutlu ediyor. Yani çünkü çok kendini özel hissettiriyor. Ama aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Çünkü çok anlayışlı birisi. Yani her zaman bana destek oluyor. Yenildiğim zaman bana moral veriyor. Müsabakaya gideceğim zaman beni motive edecek iyi şeyler söylüyor. Bana, aileme ve çevremdeki arkadaşlarıma çok değer veriyor. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de çok şanslıyım. O da benim hayattaki şansım. Arada sırada eve geliyorum. Eve geldiğim zamanlar kaliteli vakit geçiriyoruz. İşte birlikte sohbet, muhabbet, o zaten vazgeçilmezimiz. Genelde biz birlikte oyun oynamayı çok seviyoruz. Tavla ve konsol oyunu. Ne yazık ki konsol oyunu da beni hep yeniyor. Ama tavla için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu konuda ben biraz daha başarılıyım. Tavlayı zaten söylemiyoruz. Ve o zaten bizim sürekli oynadığımız oyun. Onun da kendisinin geliştirmesinin gerektiğini buradan bir kez daha söyleyebilirim. Daha iyi olabilir. İyi mücadele ediyor ama daha iyi olabilir. Bana sağ olsun her konuda destek oluyor. Çünkü ben olmadığım zaman o evde, o evde olmadığı zaman ben evde. İkimiz de sorumluluklarımızı biliyoruz. Sorumluluklarımızı bilen insanlarız. Bunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Biz dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Serap'a sadece destek vermem gerektiğini biliyordum. Yani hedefine ulaşması için ona yardımcı olmam gerekiyordu. Ona iş kalmaması için her şeyi ben yapmış oluyorum. Evin temizliğidir, bulaşıktır, çamaşırdır. Bu konuda da eşime yük binmesini istemiyorum. Çünkü onun yapması gereken iş olimpiyatlar yani müsabakalar. Orada başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Artı olarak da ailesi bize çok yakın. Yani ailesinin çok büyük desteği var Serap'a. Onu da ben söylemeden geçemeyeceğim. Anne, babam ve bir tane de ablam var. Bir tane yeğenim var. Bizim dayanışmamız da gerçekten çok güçlüdür. Her zaman birbirimize destek olmuşuzdur. Annem benim için çok fedakarlıklar yapmıştır. Yani gurur duyuyorum. Bir şey anne olaraktan çok gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor. Maçlarında çok heyecan yapıyorum. Stres yapıyorum. Devamlı ona dua ediyorum. Özlemez mi? Devamlı onu beklerim yani. Kızım gelecek diye.
ona hazırlık yaparım, yolluk yaparım, devamlı ona ondan ilgilenirim. Dinledin mi bayağı? Dinledim. İyi hadi bakalım hadi. İyice dinlemene bakalım. Anne bir şey içer misiniz? Babam melek gibi bir adam. Yani çok iyi niyetli, çok temiz kalpli. Her zaman herkesin iyiliğini isteyen birisi. Bizi Allah razı olsun çok güzel yetiştirmiştir. Benim kızım mesela karateye başlamadan önce devamlı hasta olurdu. Ondan sonra Allah'a şükür spora bir başladı. Böyle karateye bir başladı. Hastalık falan da bitti. Spor o kadar büyük faydalı bir şey ki. Kızım Serap bir de hasta, doğru hasta falan da olmaz zaten şu an. Geldiği zaman ya bir akşamdır. Ondan sonra gidiyor yani kamplarda devamlı. Amaç kota almak. Yani olimpiyatta kota almak. Kota alarak da Türkiye yani ülkemizi en iyi bir şekilde olimpiyatlarda temsil etmek. Yani. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok ablam. Şu an. Ablam karateci ve Türkiye şampiyonu. İşitme engellilerde Avrupa üçüncülüğü var. Ablam benim başarımla inanılmaz gurur duyar. Elinden geldiğince bana yardım etmeye çalışır. Ben de ona yardım etmeye çalışırım ama pek anlaşamayız karate konusunda. Sosyal hayatım açıkçası çok fazla olmuyor çünkü sürekli bir müsabaka takvimim var. Sürekli yurt dışına gidiyoruz, yurt dışına geliyoruz. Arada fırsat oldukça kıyafetleri hazırla, eşine, ailene vakit ayır. Ama bunun haricinde fırsat buldukça arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Genelde kendimi dışarıya atarım. Sohbet, muhabbet etmeyi çok severim. Çünkü 7-24 karateden bahsediyoruz. Hep aynı insanlarla bir aradayız. Farklı kişilikler, farklı insanlar, farklı konular. Bana çok iyi geliyor bunlar, farklı konuları konuşmak. Çünkü hep bir kısır döngü içerisindeyiz. Ve sen bu döngüden çıkıyorsun, farklı konuları bahsediyorsun. Bazen afallayabiliyorsun hani. Aa diyorsun hayatta bunlar da varmış hani. Senin tek derdin müsabaka kazanmak, kürsüye çıkmak. Ama bakıyorsun hayatın gerçekleriyle de karşılaşıyorsun. Her konudan bahsedebiliyoruz yani aile olsun, ondan sonra gündelik yaşam olsun, gelecek planlaması olsun. Her şeyden bahsedebildiğimiz için arkadaşlarımla buluşmak bana çok iyi geliyor. 16 yıllık arkadaşız. 2003 yılından beri beraberiz. Serap en yakın arkadaşlarımdan biridir. Karate sayesinde tanıştık. Aynı zamanda üniversitede ev arkadaşıydı. Daha sonra milli takım kamplarında da beraberdik. Hiçbir zaman egoları olmamıştır. İnsanlara yardım etmeyi sever. Bencil değildir. Ben sporu bıraktım. Serap çok sık kamplarda ve maçlarda olduğu için çok sık görüşemiyoruz. Buluştuğumuz zamanlar ya bir yerlere gidiyoruz. Yazları eğer müsait olursak beraber tatile çıkma fırsatımız olursa tatile çıkıyoruz. Biz Serap'la ilkokul 4. sınıftan beri arkadaşız. Yaklaşık 20-21 senelik bir arkadaşlığımız var. Farklı üniversitelere gittik, farklı alanlar seçtik kendimize çalışmak için. Arkadaşlığımızın hiçbir sürecinde kopuş yaşamadık. Her zaman çok yakın arkadaştık. Herkesin sahip olmak isteyebileceği bir arkadaş Serap. İyi gün ve kötü gün dostu aynı zamanda. Serap çok neşeli birisi. Eğlenmeyi, gülmeyi, sohbet etmeyi çok seven biri. Yani onun yanında somurtarak durmanız mümkün değil aslında. Her zaman çok keyifle sohbet edersiniz. Her konuda gülünecek bir şey bulabilirsiniz. O yüzden onunla vakit geçirmek çok keyifli. Serap ortaokulda karar verdi buna. Aslında beden eğitimi öğretmenimizle başladı süreç. Her zaman yatkındı spora ve kendine bir alan arayışındaydı aslında. Biz her zaman çok destekledik, gurur duyduk. Hala daha çok gurur duyuyoruz. Bütün başarılarıyla ve işin en sonunda dönüp dolaşıp yine bizim yanımızda o her zaman bildiğimiz, ilkokulda tanıdığım Serap olarak yanımızda oluyor olmasının değeri daha başka. Karate'nin daha yoğunlaştığı zamanlarda çok İstanbul'da olmuyor ama buraya geldiğinde her zaman bize vakit ayırıyor. Birlikte onunla her şeyi yapmaktan hoşlanıyorum aslında. Mekan fark etmiyor, sadece yan yana olmamız ve sohbet etmemiz yeterli. İlkokula gidiyordum. Arkadaşım vardı Burcu. Dedi ki, Serap dedi gel seninle karate yazalım dedi.
Ben de spor yapmayı çok seviyordum. Daha sonrasında Burcu ve annemiz hep birlikte kulübe gittik. Şahin Hoca'nın yanına. Giderken de babamın bir şartı vardı. Dedi ki aylık dedi 20 liraya kadarsa dedi kızım yazılabilirsin dedi. Ve gittik 7,5 liraymış. Ben havalara uçtum tabii ki. Ben başladım, arkadaşım başlamadı. Karateye başlama hikayem böyle oldu. Benim için en önemli başarıyı 4. senemde elde ettim. Türkiye şampiyonası vardı, hiç unutmuyorum. Konya'daydı. Ekonomik kriz olmuştu. Durumumuz iyi değildi. Aylık kulübe para veriyorduk belli bir miktar. Sadece babam çalışıyor, ablam üniversite okuyor, ben lisedeyim. Annemin bileğinde sadece bir tane bilezik vardı. Annem, kızım gideceksin dedi. Ben dedi tek bileziğimi bozdurup seni dedi Türkiye şampiyonasına göndereceğim dedi. Ben ilk başta istemedim. Daha sonrasında gerçekten çok ısrarcı oldular. Ve ben o Türkiye şampiyonasına gittim. O Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldum. Ve milli takım seçmesine katılmaya hak kazandım. Annemin yapmış olduğu bu davranış olmasaydı belki ben şu an bu konumda olmayacaktım. Çünkü ben o gittiğim milli takım seçmesinde milli takıma seçildim. Yani benim hayatımın dönüm noktasını onlar belirledi. Ne yapsam onların hakkıdır sonuna kadar. 17 yaşında başladım ve şu an hala aktif olarak milli takımda yer alıyorum. Bu süreç içerisinde ilk olarak Avrupa oyunlarında ülkemize altın madalya kazandırdım 2015 senesinde. 2014 senesinde büyüklerde dünya şampiyonu oldum. Avrupa dünya şampiyonlukları elde ettim. Çok yoğun çalışıyoruz, çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bir senede 7 tane uluslararası müsabaka, yani performans müsabakası oluyor. Bu yüzden benim açıkçası hani çok fırsatım olmuyor. Hani sağa sola gitme fırsatım olmuyor. Şu an bu çekimleri yapmamızın sebebi de kısa bir aramız vardı. O arayı değerlendirdik ve bunu böyle gerçekleştirebildik. Serap izinli olduğu zaman veya işte uzun süreli tatil dönemlerinde Serap'la birlikte antrenmanlara devam ediyoruz. Çünkü güçten düşmemesi lazım. Performansını en azından koruması lazım vücut olarak. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Ben Serap'a hep dışarıdan destek veriyorum. Çünkü antrenörlerimiz var, teknik direktörlerimiz var. Sürekli onlar beraber zaman geçiriyorlar. Planlamayı, programlamayı onlar birlikte yapıyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir senede 7 tane uluslararası müsabaka düzenleniyor. Ve bu gittiğin müsabakalarda sen derece yaparsan puan kazanıyorsun. Senin dünya sıralaman belirleniyor. Ben şu an dünya sıralamasında 1. sıradayım. Hedefim burayı korumak ve direkt olimpiyatlara gidebilmek. Şu an bana karatenin kraliçesi diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Dışarıdan geldiğim zaman ona derdim ki hep annesinin kraliçesi derdim. Hiç Serap demezdim. Hep annesinin kraliçesi gelmiş, kraliçem gitmiş böyle derdim. Türkiye'nin kadın sporcuların arasında en başarılardan bir tanesi. Serap şu an olimpiyat sıralamasında, 1. sırada. Onunla gurur duyuyorum. Ben inanıyorum ki olimpiyatlara gidecek. Ben de inşallah orada olup ona desteğimi esirgemeyeceğim. Her zaman oğlum gibi onun yanında olacağım. Çok yoğunuz, zorlu bir süreç ama benim için zevkli bir süreç. Çünkü başarı elde ediyorum ve bu beni motive ediyor her zaman. Sabrımın tükendiği noktada her zaman hedefim aklıma geliyor. Önümdeki süreç uzun, ben bunun farkındayım. Her zaman daha güçlü bir şekilde, daha sağlam bir psikolojiyle müsabakalara çıkıyorum. O yüzden hiçbir başarısızlık beni yıldırmıyor. Her zaman hedefim için çalışıyorum. Hayatımda olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ailem ve eşim İsmail olmak üzere. Karateye başladıktan sonra Şahin Güler Hocam altyapımızı oluşturdu ve beni milli takıma en iyi şekilde hazırladı. Şu anda da milli takım hocalarımızla bir aradayız. Levent Hocam, Murat Hocam hepsi çok iyi. Her zaman en iyi olmamız için çabalıyorlar. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım. İyi ki varlar. Thank you.